Merhaba. Çok istenen o Dragon Puppet yapımı videosunu paylaşıyorum. Evet, şu an onu izliyorsun. Gördüğünüz gibi eğer koyabilirsem ekrana zibilyon tane yorumun hepsini koyacağım. Ama hepsini koyabilir miyim bilmiyorum. Umarım koyabilirim. Evet, burada şu an deniyorum. Umarım koymuşumdur. Neyse. Şimdi yapımı için ilk önce 6 veya 7 tane kağıda ihtiyacımız var. Şimdi iki tane çıkaralım. Daha sonra devam ederiz. İlk önce kağıdı şu şekilde kaklıyoruz ne ya? Katlıyoruz. Sonuna kadar sonunda yapıştırıcı sürelim. Çünkü bazen açılıyor. Açılması da bizim için güzel değil. Yani şurada. Ha bir de açılınca şey de bollaşıyor. Elimizle oynatacağımız yeri. O yüzden hızlı bir şekilde bunu yaptık. Çünkü sürem az. Bir an önce yapmam lazım. Bundan bir tane daha yapıyoruz ama ince olacak. Tamam, ikinciyi de yaptım. Şimdi bunları tam ortadan ikiye katlıyoruz. Bu şekilde. Öbürüne de aynısını yapıyoruz. Ha, bu şekilde iki tane elde ettik. Şimdi makasla şunu azıcık ucundan kesiyoruz. Çok değil, azıcık. Çünkü çok kısa oluyor daha sonra da. Öyle de güzel olmuyor. Bu şekilde yeterli. Yani kısa olduğu biraz daha ayırt edilebilecek şekilde. Tamam. Şimdi iki tane daha kağıt alıyoruz. Bunları şu şekilde üst üste birleştiriyoruz. Büyük olan kalın parçayı tam ortaya, şu tarafa biraz daha yakın bir şekilde koyuyoruz. Daha sonra ay kalem arıyorum ben. Yani şurada varmış. Buradan bunu etrafından geçiyoruz. Bu şekilde. Küçüğe de aynısını yapıyoruz ama bu sefer aşağıya ve biraz daha sonlara doğru yakın şekilde bu şekilde yapıyoruz. Yapıyoruz. Çok güzel konuşuyorum ya. Tamam. Şimdi üst bölüm için dragonumuzun kafasını çiziyoruz. Şu şekilde de ağzını yapabilirsiniz isterseniz. Hatta ben bölümlerini biraz daha uzatacağım. Daha güzel gözüküyor o şekilde. Bu şekilde kafasını çizdikten sonra şu bölümünü de silebilirsiniz. Mesela bu şekilde bir şey yaptım. Şimdi göz yapabiliriz. Hatta durun ben biraz daha düzelteceğim. Yani hiçbir şey yapamadım ama neyse. Göz yapabiliriz. Yine beğenmedim. Evet, bu şekilde daha iyi. Göz diyorum ya, burun yapabilirsiniz isterseniz bu şekilde. Kirpik ekleyebilirsiniz ama bu şekilde şu şekilde falan eklemeyin bana kalırsa yani. İsterseniz o şekilde de ekleyebilirsiniz ama ben pek o şekli tercih etmiyorum. Şu şekilde mesela böyle bir şey tercih ediyorum ben genelde. Yani kirpik yapacaksan. Tamam, bunu daha sonra boyayacağız. Şimdi ağız bölümüne geçelim. Ağız bölümünde şöyle yapabilirsiniz isterseniz. Ben böyle yapmak istedim. Bu yüzden bu şekilde yapacağım. Şu arka bölümünde böyle yapın. Mesela isterseniz tabii. Daha sonra şu bölümünde yani böyle tüy gözüksün istiyorsanız altından buralar olabildiğince uzun yapın. Şuraları pek beğenmedim. Mesela bunu daha sonra şu içindeki yeri siliyoruz ya da beğenmezseniz tekrar yapabilirsiniz. Zaten niye söylüyorsam bunu. Tamam. Şimdi şu içinde ilk çizdiğimiz yeri siliyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi bunu boyayalım. Geçiş yapacağım sandınız değil mi? Şimdi böyle dış bölümünü boyadım. Gözünü, burnunu bir de birkaç bir şey daha ekleyip geliyorum. Woo! Boyamam bitti. Şimdi bunu keseceğiz. Keserken de bir şey söyleyeceğim. Bu Dragon kanalımda çıkmayacak. Çünkü bir arkadaşım için yapıyorum bunu. Zaten kanalımda çıkacak olsa bunu ben size göstermek pek istemezdim. Çünkü sürpriz olmasını istiyorum. Şimdi 1000 aboneye ulaştığımızda kocaman bir veya böyle normal boyda ama baya böyle süslü bir dragon yapmayı düşünüyorum. Onun için bayağı hazırlık yaptım. Umarım yapabilirim. Yani yapabilirsem güzel olmasını istiyorum. Güzel olmazsa kusura bakmayın. Umarım güzel olur. Hayallerinizi kırmak istemiyorum. Evet, bu şekilde yaptık. Bunu iki parçaya ayırıyoruz. Ve bunları burun buruna olacak şekilde koyuyoruz. Bunu başka bir şey yapabilirsiniz buna göre farklı. Ya o şekilde daha güzel oluyor diye biliyorum çünkü. Ama siz nasıl istiyorsanız.
İki tarafından yaptım. Abi bir dakika, bir şey unutmuşum. Tamam, şimdi oldu. Neyse, bunları yaptık. Bunları da bir kenara ayırıyoruz. Şimdi bir tane kağıt çıkaralım. Kulağını falan yapalım. Buraya aksesuar falan yapabilirsiniz isterseniz, birkaç tane. Ben şu an aksesuar pek yapmayacağım. Burada kulağını çizeceğim. Kulağını şu şekilde çizebilirsiniz. Yani şeklini nasıl istiyorsanız o şekilde çizin buraya. Ben mesela bu şekilde bir kulak yaptım. Konuşabilsem hele bir. Daha sonra şu şekilde yapabilirsiniz. Buraya isterseniz tüy detayı ekleyebilirsiniz. Ben birkaç tane yapacağım. Tamam. Şimdi bunu tekrar boyuyoruz. Geçiş yapamadım. Bir dakika. Uy! Tamam. Aşırı tuhaf gözüken bir kulak yaptım. Şimdi bunu kesiyoruz. Uy! Yine iki parça elde edip şu şekilde koyuyoruz ve tekrar aynısını yapıyoruz. Yine yaptıktan sonra bunları da bir atıyoruz ve yine iki tane kağıt alıyoruz. Ve bize şu parçalar lazım olduğu için bunları alıyoruz. İlk önce ben büyükle başlamayı tercih ediyorum. Bunu şu şekilde elimizin içine sığacağı şekilde yerleştiriyoruz. Magic şöyle parmağınızı hafif açın. Arada bir böyle parmak boşluğu olsun. Çünkü daha sonra yani rahatsız ediyor. O böyle parmaklarının üst üste falan biniyor. İyice sinir bozucu oluyor. Yani azıcık boşluk olsun. Yani boşluk fazla olsa da yine ona bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ama ona yapamazsınız öyle çok dar olursa. Tamam. Şimdi baş parmak için yapıyoruz. Bu dar olması yeterli. Bu şekilde. Şimdi bunları umarım gözüküyordu. Şöyle yapalım hatta. Tamam, iyi. Şu şekilde şeyler ekliyoruz. Bunlar lazım. Yapıştırmak için bunlar bayağı lazım oluyor. Evet, aynısını öbürünü de yapıyoruz. Yani ikisinde de olması lazım. Ay. Şimdi bunu tekrar kesiyoruz. Bir şey söyleyecektim bir de. Bunların isterseniz bu bölümlerini kırmızıya boyayabilirsiniz. Yani böyle ağız gibi gözükür. Bunu çünkü parçalara yapıştıracağız ama ben genelde boyamıyorum. Yani bunları da boyamıyorum. Bu şekilde kestikten sonra şu bizim kendimize göre çizdiğimiz yerleri, yani şuraları katlıyoruz. Şu şekilde. Yani böyle olacak. Umarım gösterebiliyorumdur. İyi. Evet. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Şimdi bunlardan 4 tane elde edeceğiz. İsterseniz alttaki parçayı biraz şöyle kesin. Yani elinize bol gelirse en azından tutmalık yer olur. Bunu da isterseniz kesin. Yani parmağınız bazen havalanması gerekiyor. Yani çünkü içinde böyle değişik bir şey oluyor. Terliyormuş gibi. Evet. Şimdi yapıştırmaya geçiyoruz. Burada katladığımız yerlere yapıştırıcı sürüp şuralarına şu şekilde yapıştırıyoruz. İkisi için de aynı şeyi uygulayalım. Alt bölümün de aynı şekilde yapıştırıcı ya. Alt bölümün de aynı şekilde yapıştıracak. Benimkiler birazcık uçları kalktığı için bantladım. Evet, öbürüne de aynı şey yapıyoruz. Woo! Evet, iki parça oluştu. Şimdi ufak bir, yani evde bant varsa sıkıntı değil normalde bant olması. Onun dışında bir kağıt parçasıyla da yapıştırabilirsiniz bunu. Şu iki parçayı birbirine yapıştırıyoruz. Deniyorum şu an. Şunu tam ortasına şu şekilde denk getirirsek. Yaptığımı umuyorum. Umarım yaptım. Yaptım herhalde, evet. Bu şekilde. Şarjım çok azalmış. Evet, hemen hızlıca göstermem lazım çünkü şarjım bitiyor. Evet, tabii ki şarjım 5 şu an. Kulağını şu an tersiyle gösteriyorum ama bunu düz olan tarafıyla bu şekilde yapıştırıp üst, yani şu bu tarafa yapıştırıyoruz. Ağzını, yani düz olan ağzını, ben yine yanlış olduğunu yapıştırıyorum farkındayım ama bunu bir şekilde yapıştırıyoruz. Öbür tarafında aynı şeyi uyguladıktan sonra dragonumuz tamam. Şu an şarjım çok az olduğu için maalesef buraları yapamıyorum. Bay bay. Muah!